Düşüncenin Seyir Defteri'nde yeniden sizlerle birlikteyiz. Düşüncenin Seyir Defteri bu hafta İslam dünyasında felsefi düşüncenin serüvenine odaklanıyor. Gazali'den sonra İslam dünyasında felsefeye ne oldu sorusu işin doğrusu belki de son 200 yıldır İslam düşünce tarihi yazıcılığını en çok meşgul eden sorulardan biri. Biz bu programda bu soruyla ilintili bir biçimde ortaya konulmuş teorileri bir miktar e, kenara alarak doğrudan doğruya 12. yüzyılda e, gerçekleşen dönüşümlerle beraber e, İslam dünyasında İbn Sina'da gördüğümüz haliyle felsefi düşüncenin nasıl bir serüven izlediği sorusunu e, soracak ve e, bunun cevabını aramaya e, çalışacağız. Esas aldığımız felsefi düşünceyle kastettiğimiz şey burada esasında e, kelamdan e, bağımsız bir şekilde bir miktar ne kadar mümkünse tabii o e, İbn Sina'nın vazettiği esaslar etrafında e, fizikte, metafizikte, e, mantıkta, e, matematik bilimlerde kendisini gösteren rasyonel düşünce esasında şimdi biraz. Bunun serveni üzerinde durmaya çalışacağız. İbn Sinacılık manasında felsefi düşüncenin işrakilikle şimdilik işrakilikle belki yeni eşarilik manasında teorik düşünceyi de dışta bırakabiliriz. İbn Sina'yı takiben ortaya çıkan felsefi düşünce Gazali sonrasında kendisine hayat buldu mu? Hayat bulduysa kimler üzerinden hayat buldu? Ee, ve kendisi üzerinden hayat bulduğu isimlerde hangi boyutlar içerisinde kendisini gösterdi? Buradan başlayalım. Genel sorumuz bu esas evet. itibariyle. Şimdi Gazali'den e, tabi Gazali'den sonra dememizin sebebi Gazali'yi biz milat kabul ediyoruz yani. Modern tarih yazımına da biraz öyle. Bu bir e, Gazali dönüm noktası. E, önceki dönemin ayrı dinamikleri ve temel ee, özellikleri var. Gazali'den sonraki dönemin temel özellikleri var. Aslında belki soruyu yani şeye e, meseleye şöyle bakmak daha aydınlatıcı olabilir. Gazali'den sonra e, İslam dünyasında genel olarak e, üç ya da dört büyük gelişme oldu hocam. Biz belki bunların birisi yoğunlaşabiliriz ama önce bir gelişmeleri söyleyelim. Birincisi aslında e, razi tarafından temsil edilen bir gelenek. Fahreddin, -Razi. Fahreddin razi tarafından temsil edilen gelenek. İkincisi Gazali'den hemen sonra yaşayan yine sure verdiği tarafından temsil edilen meşrep yahut bir tür felsefe. Platoncu bir yani yeni platoncu bir tür felsefe. Buna İslam dünyasının yeni platonculuğu demek lazım. Çünkü bizim bildiğimiz yeni platoncu bir şey değil. Bir tür iş işrakilik dediğimiz bir damar var. İkincisi bu. Üçüncüsü yine Doğu İslam dünyasında ee, bu ikisiyle irtibatlı olmakla birlikte e, daha saf bir İbn-i Sinacılığı temsil etmeye çalışan bir damar var İslam dünyasında. Dördüncüsü ise Doğu İslam dünyasında Doğu İslam dünyası derken artık burada merkezin e, yani bu Mezopotamya topraklarının merkez olduğu Anadolu, Mısır, e, İran, e, Mavera Ön Nehir yani bugünkü Özbekistan. E, Türkistan coğrafyasına kadar uzanan ana blok kastediyoruz. Belki Hindistan'a kadar uzanan. Bir de Batı İslam dünyası var hocam. Biz bunları sanki herkes Gazale'den önce yaşamış gibi konuşuyoruz bazı büyük filozofları konuşurken. Batı İslam dünyasında da İbn e, taçlanan bir şey var. Yani İbn Rüşt'le zirvesine ulaşan bir felsefi hareket. Bu da Gazale'den sonra. Tabii. Bu da mesela biz İbn Rüşt'ün oturup konuştuğumuzda e, Hakkında konuşmaya değer göreceğimiz yani felsefe okurlarının neredeyse tamamını ilgilendirecek şekilde hakkında konuşmaya değer göreceğimiz bütün meseleleri Gazali ile tartışmasından çıkar. Yani e, İbn Rüşt'ü İbn Rüşt yapan ana meseleler yani Gazali ve Gazali'den de önce İbn Sina ile tartışmalarından çıkar. E, Gazali'den sonra dolayısıyla İslam dünyasında böyle e, felsefi ve kelami düşünce açısından bu dört şey çıktı. Bir de Gazali'den sonra büyük bir şey daha gerçekleşti. Büyük bir hadise daha. Ee, i̇bn Arabi ile birlikte vahdeti vücut sistemleşti. Yani Gazali'den sonra hocam aslında üç e, ya da dört büyük ekol ortaya çıktı. Bir, i̇bn Arabi ile sistemleşen tasavvuf, vahdeti vücut ekolü. Bu e, i̇bn Arabi öncesinde yoktu. i̇bn Arabi 1239 vefatlı, Gazali 1111. Yani i̇bn Arabi'den, i̇bn Şekazari'den yaklaşık 150 yıl sonra vefat etti. İki, aslında tahkik tavrı dediğimiz e, bir okuma biçimi gelişti Razi etrafında. Bu da bir gelenek, müstakil bir gelenek. E, üç, e, işraki bir gelenek ortaya çıktı. Yani e, işraki bir e, ekol denir mi denmez mi biraz problemli ama e, bir e, okuma biçimi ve sorun... E, kavrama tarzı ortaya çıktı sure verdiğiyle birlikte. Dördüncüsü de Doğu İslam dünyasına taşınmadığı için İslam dünyasında etkili olmayan ama Endülüs'ten Batı'ya geçerek Batı'daki felsefi ve bilimsel tefekkürü şekillendiren bir İbn Rüşçülük ortaya çıktı. Biz İbn Rüşçülüğün e, Avrupa'daki versiyonunu aynı zamanda İslam'daki e Endülüs yani İslam coğrafyasındaki münhasıran Endülüs bölgesindeki felsefenin bir uzantısı olarak değerlendirmeliyiz. Orada ortaya çıktı. Eee 5 de İbn Sinacılık. Evet, İbn Sinacılık. Eee evet, evet. İbn Sinacılık daha ziyade Razi'nin İbn Sina okuma tarzına, okuma biçimine karşı olarak gelişen bir şey. Evet. Fakat hocam biz niye bunu böyle konuşuyoruz açıkçası? ...yani niye Gazali'den sonra İslam düşüncesine ne oldu falan diye konuşuyoruz... ...bunun bir sebebi var, sebebi şu... ...İslam dünyasında Gazali'den sonra yeni bir düşünür tipi ortaya çıkıyor aslında... ...yeni bir düşünür tipi, evet biz ekollerden bahsediyoruz ama... ...bu düşünür tipi içerisinde zümre ayrışmaları önemli ölçüde buharlaştı... ...yani bundan sadece vahdeti vücudu ayrı tutmalıyız kısmen... Tamamen değil o da. Kısmen ayrı tutmalıyız. Çünkü Sufilerin kendine özgü bir zümresi var. Ama hı hı. özellikle Razi'den sonra, sure verdiği ve Razi'den sonra İslam dünyasında felsefeyle iştigal edenler, kelamla iştigal edenler, bu iki alanla iştigal edenler birleştiler. Şöyle belki buna işaret edebiliriz. Gazali öncesi döneme nispetle müsbet manada bunu söyleyebiliriz. Tabii tabii. Gazali öncesinde felsefeyle, kelamla, tasavvufla iştigal eden zümreler hem dil itibariyle, hem yöntem itibariyle, hem iştigal ettikleri e, saha itibariyle ve nihayet hem de bu iştigallerine ev sahipliği yapan fiziksel mekanlar itibariyle birbirlerinden ayrışmışlardı. Dolayısıyla evet. bunlar arasında anlamlı bir münazaranın, müzakerenin, gerçekleşmesini mümkün kılacak bir vasat da neredeyse buharlaşıyordu. Bu yüzden hemen Gazali öncesi dönem bilgi açısından bir tür hakikat krizinin yaşandığı dönem olarak adlandırılır. Her zümre aynı konuyla ilgili fakat farklı diller ve farklı metodolojiler dahilinde cümleler kurdu. O cümleler birbirleriyle yüzleştirildiğinde o cümlelerden hangisinin doğru olabileceğiyle ilgili ...bir ortak müzakere yapma imkanımızın bulunmadığı durumda... ...tekafü edille dediğimiz, delillerin evet. denkliği dediğimiz bir e, efendim, manzara ortaya çıktı. Yani herkes bir şey söylüyor aynı konuyla ilgili. Fakat hangisinin doğru olacağını tespit hususunda... ...Gazali'nin tabiriyle bir miyarımız yok esasında. E, efendime söyleyeyim mihekkün nazarımız yok, düşüncenin kriteri e, yok... Dolayısıyla bunlardan hangisinin doğru olduğuna karar veremiyoruz. Şu ya da bu efendim yaklaşımı benimsememiz mensup olduğumuz ekol etrafında yürüttüğümüz akıl yürütmelere bağlı evet. bir şekilde gerçekleşti. Bu... Gazali bunu ne yaptı? Mantığı esasında akıl yürütmenin miyarı, mihengi haline getirerek her türden rasyonel seviyede öne sürülen cümlenin bu seviyede, bu mihenk seviyesinde Tartışılıp, müzakere edilip, tahkik edilebileceğini söyledi. Gazali aslında e, yani düşünce tarihi, tarihçiliği açısından e, ilginç bir şahsiyet. İki, teorinin zaferi demek Gazali hocam. Kendisi kelamcı aslında. Evet. Yani dönemin en büyük kelamcısı Gazali. Cüveni'den sonra yaşıyor. Büyük bir mirasa konuyor aynı zamanda Gazali. Yani Cüveni gibi, Bakırlani gibi büyük kelamcıların varisi. Evet. Fakat Gazali, felsefenin Burhan yönteminin zaferi demek. Evet. Öbür taraftan e, Burhan yönteminin zaferi oluşu kelam ve felsefe yerine açısından. Ama öbür taraftan genel hakikat araştırması bakımından da riyazet ve mücahede yönteminin zaferi demek. Hı -hı. Yani sufilerin zaferi demek Gazali. Bunlar, şimdi Gazali'nin şahsında sanki kelamın yöntemiyle, e, felsefenin yöntemi çalıştın, çatıştığında kelamın yöntemi yenildi. Evet. Felsefenin yöntemiyle tasavvufun yöntemi çatıştığında felsefenin yöntemi yenildi. İkisinde de kelam yenik duruyor. Hı -hı. Ama enteresan kelam madde işti. Kelamcılar madde işlevi gördüler tuhaf bir şekilde hocam. Gazaleden sonra bütün çalışmalar döneminin en büyük kelamcısı Razi'ye bağlandı. Evet. Şimdi bu e, düşünce tarihçiliği düşünce tarihi açısından ilginç de bir durum. Şöyle ilginç bir durum. Ee, bütün bu yollar yani özellikle felsefe ve kelamın yolları Razi'de kesişti. Bunun anlamı şu. Bundan sonra hakkında konuşabileceğimiz bütün gelenekler hoca talebe silsilesiyle Razi halkasına bağlanıyor. Hı hı. Yani Razi ile birlikte artık bunları düşünebiliyoruz. Hızlıca ne olduğunu anlatmak için bir özetleme yapayım istersen. Şimdi Temel kitaplara bakalım hocam. Okutulan gelenek oluşturan kitaplar. Aslında bizim 13. yüzyıldan sonraki dönemlerimiz aynı zamanda belli kitapların dönemleridir. Yani belli kitapların tarihidir bu 13. yüzyıl sonrası tarihlerimiz. Hmm. Felsefede Hidayetül Hikme okutuldu. Eperi, Raziye evet. yani Razi'nin dolaylı talebelerinden. Ee, yine hidayet Hikmetül Ayn okundu. Katibinin kitabı. Katibi de Raziye kolunun bir üyesi. Yani hoca talebe silsilesiyle gelen ee, kelamda İci'nin İc'in akaid okundu. İci öyle zaten. Kutbütün Razinin talebesi. Ee, şeyde yine kelamda Mevakıf ve şerh Mevakıf okutuldu. Bunlar da hoca talebesi. Birkaç nesil sonra aynı şeye bağlanıyor. Taftazani'nin şerul Akaid okutuldu hocam ve şerul Mekasid okutuldu. Bunlar da e, yine yani Taftazani zaten Razi ekolünden. Yani hoca talebe silsilesi ve bulunduğu atmosfer bakımından söylüyorum. Mantıkta bunlar hep as aynı ekip hocam. Hı hı. Bunu iyi anlamak lazım yani. 5-10 kişi var. Bütün süreci bunlar belirliyor. Kutbuddin Razi'nin esas okutulan kitabı Şerif Şemsiye. Şerif Şemsiye'nin yani Şemsiye'nin yazarı yine katibi bak. Hikmetül Ayında bütünlüklü felsefe eseri okutulmuştu. yine mantıkta onun eseri okutuldu. Ardından Kutbuddin Razi şeri geldi. Sonra yine Esirüddin Eperi'nin İsa Koyisi okutuldu. Hı hı. Yani Hidayetül Hikmen'in yanı sıra aynı zamanda mantığı da Mantık okumalarına da e, temel e, okumalarının temel metnini de Eperi yazdı. Metinlerden bir tanesi de Eperi yazdı. Kelamda yine hocam e, tavali ve metali okutuldu ve bunlar da böyle. Yani evet. bunlar da Razi ekolünün e, isimleri. Yani Razi'den birkaç nesil sonra yetişen ve Razi'nin talebelerinin talebeleri olan insanlar da bir grup sayıları kesinlikle onu bulmuyor bunların aslında. Bir grup 20. yüzyıla kadar İslam dünyasında yazılan, şey, okunan, tartışılan temel mesaili belirlediler. Bunların kitapları medreselerde okutuldu. Bunların kitapları üzerine şerh ve haşiyeler yazıldı. Bunun bir tek istisnası var. Bak o da raziye bağlanacak. İşaret. Gazali öncesi dönemde yazılıp da 20. yüzyıla kadar etkisini gösteren nadir eserlerden biridir işaret. Mesela diyelim ki bunlardan bir tanesi şerh haşiye geleneğe bakımından İmam-ı Azam'ın e, e, risalesidir. E, bir anda ismi hatırıma gelmedi risalenin. Fıkıh Fık ı Ekber mi? Ekber. Ekber kitabı İmam-ı Azam'ın. Bu tam başlangıçta yazılıp da e, son döneme kadar tahsili devam etti bunun. Üzerine şerfa haşiyeler de yazıldı sonraki de, Osmanlı döneminde. Bunun e, nadir istisnaları vardır yani mütekaddimli döneminde. i̇bn Sina'nın el işaret ve tembihatı genel e, felsefe okumalarının çerçevesini belirledi. Fakat işaret ve tembihatı bu denli etkili kırıp yaygınlaştıran da Razi'nin bunun üzerine yazdığı ve Razi'ye cevap olarak yazılan şerhler ama o da Razi'ye dayandı. Şöyle bir manzara çıkıyor şu halde. Yani bu tabii bunların tamamının Razi'nin dolayımında gerçekleşmesi Razi fikriyatının hakim olduğu manasına gelmiyor. Gelmiyor tabii. Burada Razi ile ilgili sadece şuna dikkat çekmiş oluyoruz. Gazali kadar e, fakat belki de Gazali'den nazari düşünce açısından itibariyle daha etkili bir isim e, Fahrettin Razi. Evet. Yani şöyle diyelim Fahrettin er, yani İbn Sina sonrasında felsefe ne oldu sorusunu aslında bizim Gazali'ye nispetle olduğundan daha fazla Fahrettin Razi'ye nispetle Tabii, sormamız gerekiyor. gerekiyor. Evet. Bu henüz yapılmış bir şey değil. Evet. Çünkü bu kolay bir şey değil. İşin doğrusunu evet. söylemek gerekirse. Öyle 2 üç cümleye müracaatla genellemeler yapıp asıp kesmemize müsaade edecek bir yer Bu değil. değil. burası, evet. Fahrettin Razi sonrası. Bu minvalde Fahrettin er Razi şöyle diyelim. Yani İslam düşünce geleneğinde böyle ana istasyon söyleyeceksek birkaç tane. işte bunlardan biri i̇bn Sina ise, diğeri Gazali ise belki daha fazla Fahrettin er Razi'dir bir Razi, diğeri. Evet. Bu manada nasıl ki Batı düşüncesine 18. yüzyıl itibariyle Kant'a nispetle okuyup Kant öncesi ve Kant sonrası şeklinde bir ayrım yapıyorsak Fahrettin Razi'yi de böyle görmemiz gerekiyor. Evet. İslam düşünce geleneğinin Gazali sonrasındaki istikametini bunu bir ana cümle olarak söyleyelim. Kavrayabilmek için Gazali'den ziyade Fahrettin Razi'ye müracaat etmemiz gerekiyor. Fahrettin er Razi çünkü İbn Sina'nın felsefesinin, İbn Sina'nın felsefesinin ve kendinden önceki kelami birikimin tamamını hiçbirine doğrudan doğruya angaja olmaksızın Gazali'nin armağan ettiği mantığın e, miyar olucu hususiyetine müracaatla tahkik eden, eleştirel bir yolla okuyan ve neredeyse metafizikle, epistemolojikle, epistemolojiyle, fizikle efendim alakalı bütün cümleleri yeniden ele alıp eleştiren bir vaziyet ortaya koyuyor. Evet, bir şey, evet hocam. Evet, şimdi sonrasında... Bir şey daha ekleyelim evet. buna. Şimdi bu süreci doğru tasav bütünlüğünü doğru tasavvur etmemiz bakımından Razi daha önceki programlarda konuşmuş olmalıyız. Yani dedin ya bu fikriyatın hakim olduğu anlamına gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Çünkü Razi aksine Razi terk ediliyor. Evet. Yani fikir olarak Razi Tabii. yani şu Razi'nin görüşünü benimsemek esas değil. Çünkü Razi ne düşündüğünden evet. çok nasıl düşündüğü önemli bir adam. Evet, eleştirileriyle. Tabii, eleştirileriyle ve konulara ele alma biçimleriyle, yazım evet. tarzıyla. Yani e biraz e, İslam düşüncesinin Gazali sonrası dönemi yöntemler çağıdır hocam evet. Hatırlayarım Seyyid Şerif Cürcan'ın tasnifini. Seyyid Şerif Cürcan'ın dedi ki insanın en büyük saadeti işte dünya e, mepte ve meadini bilmektir başlangıç ve sonunu bilmektir e, bunun için iki yol vardır birincisi e, nazar ve istidal yolu ikincisi e, riyazet ve Mücadele yolu nazar ve istilal yolunu izleyenler belirli bir dine bağlı kalmadan bunu yaparlarsa evet. meşayi filozofturlar eğer bir dine bağlı peygamberlerden birinin din, getirdiği tebliğ ettiği dine bağlı kalarak e, bunu yapıyorlarsa o dinin mütekellimidirler riyazet ve Mücadele şey yolunu izleyenler şayet İslam evet. şeriatını benimseyerek bunu yapıyorlarsa müteşerri sufilerdirler yoksa İşraki filozoflardır. Dikkat edilirse tasdifler tamamen yöntemlere göre oldu. Evet. Yöntemlere göre oldu. Dolayısıyla Fahrettin Razi ve sonrası için ana meselelerden bir tanesi yöntem. İnsanları biz aslında meşai mi, işraki mi? Yok şu ekol der mi diye sormadan önce yani böyle bir şey belirlemeden önce hangi yöntemi kullandığına göre tasdif ediyoruz. Birinci şey bu. Yöntem önemli bir kriter burada. İkincisi daha önceki dönemlerde hiç olmamıştı hocam. İlk defa e, Razi sonrası dönemde oldu. Fakat bu Razi'den kaynaklanmadı. i̇bn Arabi'den kaynaklanıyor. Yani felsefe kendi içinde bir mislisim doğurdu. Sure verdiğiyle birlikte. Evet. Bu çok önemli bir gelişme. Sure verdiği tabi sure verdiğinin daima mislisimini öne çıkarmak tehlikeli. Sure verdiğinin tabii ki mücadele ve riyazet yöntemine vurgusu var ama e, sure verdiğinin çıkması insanlara bir imkan verdi. Vahdeti vücutla yani İbn Arabi düşüncesiyle İbn Sina düşüncesini şerh etmeye başladılar. Evet. Hocam bu çok yeni bir gelişme. Yani bu 14. 15. yüzyılın gelişmesi. Halbuki daha önceleri daima İbn Sina düşüncesiyle ya da genel olarak felsefeyle kelam yorumlanmıştı. Felsefeyle tasavvuf yorumlanmaya çalışılıyordu. İlk defa 14. yüzyıldan sonra İslam dünyasında tasavvuf ile felsefe yorumlanmaya başlandı. Zaman zaman felsefe tasavvufun dilini kurmaya başladı. Evet. evet. Yani şöyle bu felsefenin tasavvufa etkisi İbn Arabi ve Konevi döneminde 13. yüzyılda aslında. Ama aradan 150 yıl geçtikten sonra bu defa dönüyorlar. Buna imkan veren sure sure verdiği yanızıyorum. Sure verdiği felsefe içinde e, bir Tasavvuf alanı için mistik alan inşa etti. En azından yöntemi böyle ve buna dikkat çekti. Bu imkan verildiği için bu defa aldılar sonraki özellikle İran havzası hocam. Hı hı. Bak Anadolu havzasında bu çok güçlü değil. Hı hı. Ama İran havzasında 15. yüzyıldan sonra bu son derece güçlendi. Oturdular İbn Arabi'nin teorileriyle, İblis Sina'ya okudular, sure verdiği okudular, Razi'yi okudular. Evet, genel manzara bu. Evet. Yani teorik düşüncenin genel manzarası. Tabii. Şimdi çok açık bir soru soracağım. Yani Gaza Fahrettin Razi'den demek daha doğru. Ben böyle kullanılmasını daha uygun buluyorum işin doğrusu. Gazal'den sonra demek biraz efendim işi kolaylaştırıcı bir e, pejoratifliğe doğru itiyor benim kanaatim. Açık bir şekilde şunu soralım. Biz i̇bn Sina'da gördüğümüz haliyle büyük felsefe külliyatı nereye gitti bunu soruyoruz esasında. Fahrettin Razi sonrasında. Şöyle, i̇bn Sina sadece ...mantık metinleriyle veya sadece metafizik metinleriyle bildiğimiz bir isim değil. i̇bn Sina kendisinden hmm. önce ta Platon'dan itibaren felsefe tarihinin hiçbir zaman görmediği bir külliyata sahip. Evet. Ve onun için felsefe yapmak demek, metafiziğin ve epistemolojinin de ötesine taşıyacak, taşıyacak bir biçimde... ...bir fizik bilimlerine dair güçlü yönelim demek. Bilim yapmak Parabide aslında. Bilim yapmak demek. Evet. Felsefe çünkü... Hani e, izleyicilerimize de hatırlatma sebebiyle şunu söyleyelim. Rasyonel bilimlerin tamamı felsefi bilimler altına yerleşiyor. Fizik, metafizik, e, matematik bilimler olmak üzere fizik içerisinde neler var? Meteoroloji var, değil mi hocam? Efendim mineraloji var, botanik, Efendim, botanik zooloji. var, zooloji var. Psikoloji var, Evet derin manasıyla evet. psikoloji var. Mücessem Efendime astronomi dedikleri şey var. Mü, mücessem tıp. astronomi dediğimiz şey var. Bir sanat olarak tıp ekleniyor bir taraftan. Tıbbın bir de teorik tarafı e, var ya. Teorik tarafı evet. tabii ekleniyor. Farmakoloji ekleniyor buna. Tüm bu bilimsel e, literatür e, şimdi sayamayacağımız ölçüde İbn Sinan'ın şahsında felsefi ilimler külliyatına dahil oluyor. Biz aslında raziden sonra felsefeye ne oldu derken ben şunu da soruyorum işin doğrusu. Meteorolojiye ne oldu? Efendim, e, psikolojiye ne oldu? Psikolojiye ne oldu? E, efendim, e, botaniye ne oldu? Zoolojiye ne oldu? Mineralojiye ne oldu? E, tıbba ne oldu? Falan gibi soruları da soruyoruz. Bu sorularla ilgili sorduğumuzda bu soruları, şimdi ben sormuyorum sadece bunu herkes soruyor. Evet. Bu soruları sorduğumuzda filozofların biz Fahrettin Ar razi sonrasında, esasen bu başlıklara temayül etmediğini görüyoruz. Temayül ettikleri başlıklar var. Tıp mesela hiçbir zaman İslam dünyasında i̇bn Sina'yı aşma çabalarından hali kalmıyor. Evet. Kutbuddin Şirazi olsun, İbn-i olsun, Fahrettin Razi olsun, İbn-i kendisi olsun. Hepsi i̇bn Sina'yı bir şekilde aşma, itmam etme, yetkinleştirme çabası içerisine giriyor. Dolayısıyla felsefi ilimlerin tıp sekmesi güçlü bir şekilde İslam dünyasında canlılığını devam ettiriyor. Bunda şüphe yok. Diğer taraftan astronomi alanı i̇bn Sina'nın fevkinde bir gelişim gösteriyor. Birazdan konuşacağız işte. Kemaldin İbn Yunus'la, Nasruddin Tusi ile ve deva işte Ali Kuşçularla, Kadızadelerle falan astronomi alanında matematiksel bilimlerde yani güçlü bir gelişim yine var. Fakat fizik bilimlerine intikal ettiğimizde bu alanla ilgili mesainin esasında felsefi. Efendim. E, felsefi meşguliyetin dışına çıktığını görüyoruz. bunların giderek zanaata dönüştüğünü Bu alanlarla ilgili yazılanların tekrar edilmeye başlandığını tekrarlar esnasında e, daha önce ifade edilenlerin anlamlarının kaybolduğunu el kitaplarıyla bir malumat bilgisiyle yetinilmeye başlandığını görüyoruz. Ne İbn Sina sonrasında yazıp çizen neredeyse hiçbir filozof yani kelimenin teknik anlamıyla İbn Sinacı meşai filozof bu alanlara ilgi göstermiyor. Fakat hangi alanlardan devam ediyor? Mantık ve metafizik İbn Sina'da olduğu haliyle teorik güçlü fizik. bir şekilde. Teorik fizik, e, teorik fizik de İbn Sinacı felsefe içerisinde çok güçlü bir şekilde devam etmiyor. Fizik yani fizik alanı ile ilgili bir ihmal var. Burada bu ihmal genelde akla, matematik, astronomi ve tıp gibi ilimler güçlü bir şekilde varlığını devam ettirseler, mantık alanında ve metafizik alanında çok yüksek seviyeli gelişmeler gerçekleşse bile bu alanla ilgili yani rasyonel bilimlerin fizik kısmıyla ilgili efendim e, ihmal demeyelim. Yani onunla ilgili boşluk e, işin doğrusu Razi sonrasında e, felsefi ilimlerin inkıtaya uğradı, çökmeye uğradığı Yönünde bir değerlendirmeyi beraberinde Acaba getiriyor. Hocam. Bu İbn Sina bizi yanıltıyor mu bu konuda ya? Yani şöyle dürüstçe bir soru Hı -hı. soralım yani. Yani İbn Sina'da biz bunları bir arada görüyoruz tabii. Fakat sanki böyle bütünleyici filozofların dışında açıkça söylemek gerekirse düşünce tarihinde zaten bunlar, yani bu konuştuğumuz alanlar filozofların ilgisinde değil ya. Yani biz Mesela bazı alanların filozofların ortak ilgisi olduğunu biliyoruz. Mesela bütün filozoflar yöntemle ilgileniyorlar. Mantıkla ilgilenmeyen insanın filozof olması mümkün değil meşayi gelenekte. Yani bütün filozoflar yine e, teorik fizikte ilgileniyorlar. Yani teorik fizikte en azından mevcut birikime vakıf olmayan bir insanın yenilik yapması şart değil. Ama konuşma zeminini oluşturacak kadar mevcut birikime vakıf olmayan bir insanın filozof olması mümkün değil. Metafizik de öyle. Ahlak böyle değil bak. Teorik fizikle ilgili şunu söyleyelim. Maddi sure teorisini diyorum evet, ya? Teorik fizikle ilgili alakası malumat seviyesinin üstüne çıkıyorsa bir filozofun, o filozofun aynı zamanda tikel fiziksel bilimlerle de alakası var demektir. Alakasını kopardığı ölçüde teorik fizikle ilgili meşguliyeti tekrardan ve mevcudu lafzı iyileştirmekten Yok, şunu demek istiyorum. Şimdi burada şöyle bir soru sormamız gerekiyor. Yani meselenin daha belirginleştirilmesi bakımından. Acaba i̇bn Sina gibi büyük yazarlar, bunlar sadece önemli filozoflar değiller, büyük de yazarlar. Büyük yazarların e, klasik dönemdeki akli bilimler külliyatının tamamını yazması bizi yanıltıyor mu? Yani filozoflar tarihin herhangi bir döneminde zaten topluca bunlarla ilgilendiler mi? Yani diyelim ki zooloji, botanik, meteoroloji bunlar zaten e, filozofların genel bir cemaat olarak. yani Filozoflar cemaatinin ilgisi içinde miydi? Mesela yeni eflatuncular da böyle miydi? Hı hı. Yeni eflatuncularla Aristoteles arasındaki geçen dönemde böyle miydi? İskender bizi yanıltıyor olabilir. Hı hı. Ama genel felsefe cemaatinin e, tavrı bakımında. Yani bilim adamları sanki önceki dönemlerde de filozoflar cemaatinin bir parçası addedilseler bile fiilen bir parçası değilmiş gibi duruyorlar. Ne dersin? Şöyle yani? Aristotelesçiliği hususen peripatetizmi dikkate alacak olursak Aristoteles'in yaptığı işe de dikkat kesilmek suretiyle esasında meşai felsefenin doğrudan doğruya doğaya yönelik bir ilgiyle öne çıktığını görüyoruz. Yeni Eflatuncu filozofların doğaya ilişkin merakı ...zaten bu bilimleri küçümseyici bir, bir tarzla beraber gelişiyor. Bunları küçük sırlar olarak görüyorlar. Fizikçiler ilgilensin diyorlar. Biz teologike yapıyoruz. Metafizikle uğraşıyoruz. Gerçek felsefe, gerçek hakikat budur diyerek ona yoğunlaşıyorlar. Aristoteles'i bile fizikçi diye küçümsedikleri oluyor. Tabii Aristoteles'i bile böyle küçümsüyorlar. Aristoteles'le Yeneflatuncular arasında geçen İbni... ...özür dilerim Aristotelesçi filozoflara baktığımızda... ...işte afrodisiyaslı İskender gibi, Temistius gibi... Bunların doğrudan doğruya Aristoteles'in kendi talebesi Theophrastus gibi isimlere baktığımızda fizik nesnenin kuruluşuna yönelik bir dikkat geliştirdiklerini görüyoruz. Sonraki dönemlerde meşai filozoflar işte İslam dünyasına intikal ettiğimizde Farabi gibi mesela büyük filozoflar i̇bn Sina öncesinde fizik bilimlere hususi dikkat göstermeseler bile Farabi'de bunu görüyoruz çünkü en azından fizik bilimlerin ortaya konulan yöntem etrafında gelişmesini mümkün kılan unsurlara dikkat kesiliyorlar. i̇bn Sina büyük bir filozof. Çünkü i̇bn Sina'yı biraz önce de söyledik kendisinden önce belki Aristoteles'le karşılaştırılabilecek ölçüde büyük bir külliyatı var. Onu da aşacak ölçüde büyük bir külliyatı var. i̇bn Sina'dan sonra gelen filozoflarının hiçbiri esasında ne Behmenyar onun talebesi ne Levkeri ne İlaki ne Sahlan -Savi, ne Ömer Hayyam gibi isimler Doğrudan dolayı İbn Sina'cı külliyatın bütününe ilişkin bir bakış açısı, bir üretim gerçekleştirmiyorlar. Ama İbn Sina'dan Bunu İbn Sina vesile oluyor biliyorsun. Yani işareti yazınca İbn Sina toparlıyor bütün. Tabii bütün evet, felsefeyi 300 sayfada atıyorum. özetliyor. 300 evet. sayfada sayfa da sağdan solda büyüterek bastığımız için 300 sayfa. Normalde o 150 200 sayfalık bir metin. Toparlıyor. O metni okuduğu zaman bir insan filozof payesine erişiyor. Şu soruyu da sorup meseleyi biraz daha tavsiye edelim. İslam'ın e, özellikle tercümelerin yapıldığı döneminde yani erken dönemde e, hummalı bir bilimler çalışması var. Hı hı. Ve bu bilimler çalışmasına katılanlar aslında tırnak içinde sadece filozoflar değil hocam. Bunun içerisinde kelam geleneğine mensup olan var. Bizim bildiğimiz anlamda yeni oluşan felsefe cemaatinin tam olarak üyesi olmayanlar var. Yani e, çok değişik alanlarda bilimin değişik alanlarında çalışma yapan insanlar var. Sanki erken dönemin bütününü dikkate aldığımızda bizim bugün adını konuştuğumuz filozofların ilgilerinden oldukça farklı bir şekilde birbirinden bağımsız ama bedeni bir hayatın bütünleştirici ortamı içerisinde ilişkilenen bir bilimler çalışması var. Yani bilimler çalışması eskiden beri Felsefenin temel meselelerinden ayrı yürüyormuş gibi izlenim evet. veriyor bize. Şöyle toparlayalım o zaman bu çerçeveyi. Ee, yeni eflatunculuğun metafizik, zihniyet itibariyle metafizik eğiliminden bağımsız bir şekilde e, felsefi araştırma esasında doğrudan doğruya cisme, cismin ilkelerine, ve cisimlerle dolu bu dünyanın gayesine ilişkin bir araştırma şeklinde ortaya çıkıyor. Bütün filozoflar bu üçlü çerçevenin tümünde üretim yapacak bir performans sergilemiyor. Evet. Büyük filozoflar i̇bn Sina gibi bunlarla ilgili kuşatıcı bir külliyat koyuyorlar. Fakat o külliyat ışığında efendim gelişen felsefi düşünce daima Fizik söz konusu olduğunda i̇bn Sina'nın esma tabiisinde ortaya koyduğu haliyle cisim nedir? Cisim nasıl kurulur? İlkeleri nedir? Hareket nedir? Doğa nedir? Gibi soruları tikel fiziksel bilimlerde ortaya konulan malumatla ilişkili bir şekilde güçlü bir biçimde, yoğun bir biçimde tartışmalaya devam etmelerini sağlıyor. Bu manada denilemez ki esma tabiideki teorik fizik, efendim Dioskorides'le ne bileyim Galen'le veya diğerleriyle onların ortaya koyduğu literatürle bağımsız gelişsin. Aslında İbn Sina'nın yazdığı külliyat içerisinde öne çıkan tikel meselelerle alakalı fikriyat ortaya koyan doğrudan talebeleri var. Sonrasında Levkeri gibi efendim Sahlen Hesavi gibi Ömer Hayyam, İlaki gibi isimler var. Bunlar bir miktar daha o problemleri genişletiyorlar. Fakat Fahreddin er Razi olmasaydı mesela Fahrettin Razi olmasaydı İbn Sina'nın ortaya koyduğu külliyat yeterli ve oradaki tikel meseleler üzerinden ilerleyen bir felsefi düşünce anlamlı diyebilirdik. Fakat Fahreddin Razi geliyor ve İbn Sina'cı külliyatın tamamına dönük bir eleştiri getiriyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse kategoriler bölümü üzerindeki müzakereler üzerinden fizik bilimlerle ilgili tartışmalara da girmeye başlıyor. Tabii. Fahrettin Razi ve Fahrettin Razi'den sonra İbn Sina'cılık Tıpkı Aristoteles ile Platon arasındaki ilişki gibi esasında i̇bn Sinacılık ciddi bir meydan okumayla yüz yüze geliyor. Ve Fahrettin Arazi'den Ar sonra İbn-i Sina felsefesinin yeniden ele alınması yönünde bir ihtiyaç baş gösteriyor. Aslında İbn-i Sina'nın yaptığı tarzda, ürettiği tarzda felsefi külliyat Fahrettin Razi sonrasında ne oldu sorusunun cevabını Doğrudan son doğrudan doğruya Razi sonrasında gelen ve Saf İbn Sinacılıklarıyla Saf Meşai geleneğe mensubiyetleriyle öne çıkan isimler üzerinden cevaplamaya başlamak lazım. Bunlar kim? Yani hiç mi filozof yok? Hani bunları Nasreddin Tusi. Tusi Nasreddin Tusi 13. yüzyıldaki çok etkili bir filozoftur esasında. Ve yazdığı eserlerle kendisini İbn Sina'nın özgün yorumunu geliştirme amacıyla takdim eden isimlerden birisi Alanlarını da söyleyelim hocam. Bunların evet. mesela tikel bilim, bizim konuştuğumuz aşağı bilimlerle ilgili çalışmaları münhasıran e, matematik bilimlere yoğunlaşıyor. Evet. Nasreddin Tusi, Maraga e, i̇bn Sina'cılığının kurucusu evet. diyelim. Yani özellikle astronomi alanında, e, geometri alanında, evet. e, tahrir projesi dediğimiz klasik geometri astronomi metinlerini yeniden ifadelendiren tartışmaya açan metinler telif ediyor. Diğer taraftan Esiruddin el Ebheri, Esiruddin Ebheri hemen yazdığı tüm metinlerle. Yer yer Raziye efendime söyleyeyim dayanabilecek tikel görüşler ortaya koysa da ana çerçeve itibariyle tamamen İbn Sina'cı evet. bir isimdir. Diğer taraftan iki isim saydık. 14. yüzyılda Kutbuddin el er Razi. Kutbuddin el er Razi kesinlikle Fahrettin Razi e, ekolünün tamamen karşısında konumlanan bir isimdir ve Tusi'den bile daha fazla İbn Sina'cıdır. Görüşler itibariyle. Görüşler itibariyle. Yoksa idi. okuma biçimi itibariyle Tabii. Farrazi ekolünde. Evet. Yani en son biz nazariyatta aslında bir Kutbuddin Razi özel sayısı da çıkardık. Orada Kutbuddin Razi etraflıca e, tartıştık. Yani Razi geleneği içerisine e, dahil e, kuşkusuz bir Şafii e, kadısı aynı zamanda fakat görüşleri itibariyle tamamen İbn-i Sinacı, İbn Sinacı Daha saf bir İbn-i temsil ediyor. Tabii zaten mesela şey, şeyin girişinde Şemsiye Şerhi'nin miydi? Levamül Esrar'ın girişinde. Urmevi'nin metaliğine yazdığı şerhin girişinde. Diyor ki ben de oradan Farabi'ye döneceğim mantıkla ilgili tartışmaları yürütmek için yeniden. Yani doğru, şey hayır. Şey Farabi dönerek meseleleri yeniden ele alacağım diyor. Yani şeye benziyor. i̇bn Rüşt'ün sonrakilerin saptırıcı yorumlarından vazgeçip Aristoteles'e dönme projesi var ya. Kutput'ün Razi de özellikle i̇bn Sina sonrasında ortaya çıkan yorumların saptırıcılığından kurtulmak için tekrar ana metinlere dönmek gerekir projesini başlatıyor. Evet, şimdi fizik bilimlerle ilgili sorduğum geniş soruyu biraz daha teorikleştirerek şunu şunu soralım. i̇bn Sina sonrasında gelen ve tırnak içi eşari kelamcısı diyemeyeceğimiz Ebheri, Tusi, Kutbuddin Razi gibi gerçekten dev isimler ve eşari kelamcıları tarafından da büyük saygı görmüş. E, efendime söyleyeyim. Bu isimlerin ürettiği literatür felsefi anlamda nereye oturur? Birinci soru bu. Bir. Evet. İki, bu isimler acaba felsefi etkinlikleri itibariyle, hani diyoruz ya fizik bilimler neden yoktu, teorik fiziğe neden ilgi göstermediler, matematik tıp ilgisi tamam da bunlarla ilgili bir baskı mı vardı birileri önlerine en, çünkü böyle anlatılıyor. Engel mi koyuyordu diye sorular Hocam, e, soruluyor. Anladım. Soru şu, bu isimler bu bu metinleri yani doğrudan doğruya eşari gelenek karşısında konumlanıp yüksek bir tenkide dönüşen bu metinleri yazma serbestliği, özgürlüğü, hatta bunlar üzerinden bir değer alanı kendilerine devşirme imtiyazına sahip oldukları halde neden bu bahsettiğimiz alanlarla ilgili bugün zaaf gibi görülen, lanse edilen bir literatür inşasına girişmediler? Evet. Ben kendi cevabımı tek cümleyle söyleyeceğim cevap değil yani yönlendirecek çerçeveyi sonra size bırakayım. Ben bunun İbn Sinacılığın kendi iç sürekliliğiyle, iç gelişimiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Güzel. Doğrudan doğruya Gazali ile Gazali'nin dini eleştirileriyle, felsefenin boğazını sıkmasıyla falan ilgili olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hocam bence bunun iki sebebi var. Yani iki şahıs etkili. Birincisi e, İbn Sina'nın kendisi Biraz önce Çok söyledik. Evet. İbn Sinan'ın kendisi. Yani bunun sebebini bazı şeyleri var hocam. Müteahhir dönemde çıktığını zannediyoruz. Hayır onlar müteahhir dönemde çıkmadı. İbn Sina ile çıktı. Evet. Mesela ben belki başka programlarda söylemişizdir hatırlamıyorum. Bir ara bizim Abdullah Yormaz hoca şeyi çalışırken Hidayet-i Hidayetül evet. Hikme'nin tahkikini yaparken böyle konuşuyorduk. Dedi ki bu mantığı kim böyle yaptı? Yani bu beş sanatı kim çıkardı? çıkardı. Şimdi Taftaz aynı şikayet dönüyor. Bunu müteahhir'in çıkardı diye. Tamam. <laughs> Kendi müteahhirin halbuki. Evet. Ya çıkardıysa otur yaz. Elinden tutan yok yani. Elin, evet. Elinden alan yok mantığı. Evet. Yazabilecek efsafta bir adam. Şikayet insan İnsan zannediyor ki raziden sonra böyle bir gelişme oldu. Yok. Beş sanatı i̇bn e özetledi. Yani işaretin sonra üç sayfa olarak koydu. Şifada iki bin sayfa yazdığı işi. Oraya üç dört sayfa özetledi. Birincisi işaret bence. Yani işaretı çünkü işaret bir medrese geleneği oluşturuyor. Bir tedris geleneği yani oluşturuyor. Ve onun da iş şifa külliyatını da işaratı şerh etmek için kullanıyorlar. Birincisi bu. Yani bu her bir kesimin felsefeye ulaşımını kolaylaştırıyor. İşin doğrusu böyle bir özelliği var işaretin hocam. Yani e, çok büyük filozof olmadan felsefe öğrenme imkanı sağlıyor. İşaret enteresan hmm. bir metin. O nedenle sonrakiler daima işaretin belli formatlarını, Hidayetül Hikme, Hikmetül Ayin, bunları hep işaretin yeniden üretilmiş versiyonları. İkincisi ise Razi'nin kendisi, Razi'nin çünkü Razi enteresan bir iş yaptı. Ee, İbn Sina'nın kategorilerinden şey mantıktan çıkardı. işaratta da bir yer almıyor İbn Sina kategorileri. Mantıktan çıkardı. işaratta yok. Hatırladığım kadarıyla El Hikmetül Meşrikiyedi de yok. Şu anda yani yanlış hatırlamıyorum zannederim. Hikmetül 7 de kategoriler bahsi yok. Sonra Razi aldı kategorileri. Bütün fizik bahislerini anlatmanın çerçevesine dönüştürdü. Mülahhasta mesela. Mülahhasta, metalipte, yani. ondan sonra evet. mebahisil meşrikiyede ama bilhassa mebahis ve muhassalda. İkisi iki temel eser. Mülahhasta. da böyle hocam da. İki, iki temel eser çok yaygın razinin. Muhassal ve mebahis. Eyvallah. Çok yaygın okunuyor bunlar. Bunların da fizik bahisleri tamamıyla kategorilere göre düzenlenmiş. İçi nereden geliyor? i̇bn İbn Sina'nın fiziğiyle kelamın fiziğiyle dolu. Hı hı. Razi enteresan bir şekilde fizik tartışmalarının neredeyse tamamını teorikleştirdi. Hı hı. Bak bu çok enteresan bir gelişme. i̇bn Sina bunu parçalı yapmıştı hocam. i̇bn Sina bir sürü fizik tartışmasını dışarıda bırakarak fizik bölümünü yapmıştı. i̇bn Sina'nın fiziği, sen tercüme ettin işaretin o kısmını. Evet. Ee, madde suretle başlıyor. Evet. Hareket, zaman, felekler, bitti. Nefs. Bir bitti, de nefs var. Bak başka bir şey yok orada. Razi aklımıza gelen bütün fizik bahislerini o meteorolojinin içeriği de dahil buna yani meteorolojinin diğer Sinan yazdığı diğer alanın içeriği de dahil bir tek zooloji yok. Yanlış hatırlamıyorsam. Kritik alanlardan bir tanesi zooloji. O yok. Onun dışındakilerin hepsini kategorilerin altında teorik bir tartışmaya dönüştürdü. Yani aslında bu adamlardan sonra tikel bilimlerin verilerinin buraya o, o, o konularla ilgili çalışma yapanların üretimlerinin buraya nasıl girdiğini takip etmemiz gerekiyor. Yoksa İslam düşüncesinin büyük adamları tikel bilimlerin kendisini de mahsa teorikleştirdiler. Evet şöyle buradan ikinci bir soru soralım. Yani şöyle ilerleyelim. Fizikle ilgili gelişme nasıl mümkün olurdu peki? Fizikle ilgili gelişme iki seviyede mümkün olurdu. Bir, ya bizim coğrafi keşiflerle beraber şahit olduğumuz haliyle gözlemimize konu olan alanlar genişlerdi. Ve bu alanlarda gözlem verilerinin yeniden metinlere dahil edilip genişletilmesi gerekirdi. Evet. Bir ya böyle olabilirdi, ya iki mikroskop gibi diyelim ki bize verili fiziksel cisimlerin içkin yapılarını analiz etmek için daha ileri gözlem araçları keşfederdik ve bunlar aracılığı ile nesnenin içine nüfuz etmemizi sağladığı için bunlar yeni bir teorik fizik gelişebilirdi nesnenin cisminin. Evet ilkeleriyle alakalı. Bu ikisi de olmadı bir kez. Evet. Bunlara ilaveten şöyle bir şey de oldu. Ee, İbn Sinacılıkla İbn Sinacılığın felsefi yönelimiyle ilgili ee, esasında şöyle bir felsefi teori, bir gerçeklik teorisi ve bir e, bilgi teorisidir esasında. Bu iki unsurdan teşekkür evet. eder ana itibariyle... İbn Sina e, ontolojik seviyede gerçeklik sorusuyla alakalı olarak idealist değil realist bir pozisyonu benimsiyordu. Realist pozisyon şu. benim zihnimin dışında onları nasıl kavradığımdan bağımsız bir biçimde fiziksel cisimler, nesneler vardır ve ne olduklarını da yine benim onun kavrayışımdan bağımsız bir biçimde içlerinde olan bir doğadan elde ederler diyordu. Evet. efendim, epistemolojik pozisyon itibariyle de İbn Sina rasyonalisti esasen empirist eğilimleri olmakla birlikte. Razi, İbn Sina'nın realizmini tırnak içerisinde ee, i̇bn i̇bn Sinacıları kendisinden sonra gelen i̇bn Sinacıları boşa düşürecek bir biçimde kullandı. i̇bn Sina'nın realizmini onun katı, katıksız diyelim ki rasyonalizmini tenkit etmek için istismar etti, yanlış olur kullandı diyelim yani. İbn Sina'cı realizmi benimsedi. Evet, dışta nesneler onları bizim nasıl kavradığımızdan bağımsız bir biçimde doğalara sahiptir dedi. Fakat bu doğaları temsil edecek bir zihin e, bulunduğunu söyleyemeyiz. Daha doğrusu bizim zihnimiz bu doğalara baktığımızda bir ayna gibi onları yansıtarak tümel formlarını bize aktaracak bir mahiyete tümel mahiyete sahip değildir dedi. Bilgi teorisinde dönüşüme yol açtı. Yani dıştan soyutladığımız anlamların zihindeki tümelliğinin İbn Sina'nın dediği gibi kurulamayacağını söyledi. Hocam burada şöyle bir etki son olmuşum, cümleyi evet. söyleyeyim hocam. Böyle olunca Razi kendisinden sonraki İbn Sinacı, kendisinden sonraki felsefecilere diyelim saf manasıyla sırtlarına bir iş yükledi. O iş zihnimizdeki tümel anlamların tümelliğini garanti etme ve koruma çabasıydı. Bunlar o anlamların tümelliğini koruma çabasının ancak Razi'nin yaptığı tarzın aksine İbn Sinacı gerçekçilikten vazgeçmekten geçtiğini düşündüler. Böylece Razi sonrasında İbn Sina felsefesi gerçeklikten uzaklaşarak, İbn Sina'nın gerçekçiliğinden uzaklaşarak zihinselci bir eğilime girdi. Kutbuddin Razi gibi İbn Sina'cılığın zirvesinde bulunan bir ismin Kutbuddin Razi el Mantıki diye adlandırılması sırf mantıkla meşgul olmasından değil muhtemelen. Zihinselci eğiliminden dolayı. Her şey mantıkla açıklama eğiliminden dolayı, bilgilerimizin tamamını ona dahil etme çabasından dolayı. Bu zihinselci eğilimi eğilim bu kez dışta fiziksel nesnenin nasıl kurulduğuyla alakalı bir soruyu ihmal etti esasında. Zihinde kurdu çünkü nesneyi ya da Tutsi'de olduğu gibi faal akılda. E kim kuracaktı fiziksel nesneyi? Atomculuk buna müsait değildi. Madde suretçilik malumat düzeyinde kuruldu güçlü bir aday olarak ekberilik girdi hocam aslında. Fiziksel nesnenin kuruluşunu izah için teorik olarak. Ama ekberilik de böyle bir fiziksel nesne kurmayı elverişli bir akım değil. Yani. Değildi. Değil evet. öyle bir şey değil. Yani şöyle bir şey çıkıyor. Ee, İslam felsefesi geleneği e, i̇bn Sina ve Razi'yi dikkate aldığında İslam'ın kendi İslam medeniyetinin e, kendi ontolojisi ve epistemolojisiyle ilgili problemlerle meşgul oldu. Evet. Tabii aklına şu sorular gelmiyor değil açıkçası yani. Ama müstakil tartışmamız gerekiyor onlara. Acaba muhit kaybı mı yaşadılar? Yani değişik e, uzmanlıkların birbirinden haberdar olabileceği ve yeni e, şeylerin, araştırmaların, verilerinin teorik tartışmaların parçası haline getirilebileceği muhit kaybı mı yaşadılar? Bunu şuradan örnekleyeyim belki daha net anlaşılır. Mesela Tusi ile birlikte İlhanlar döneminde bir muhit kuruldu hocam. Bunu Tusi başarıyor. Tusinin bu kadar önemli olmasının sebebi bence büyük filozof olduğundan değil yani. Yani Tusi tam döneminin önemli temsilcisi de evet. böyle bir muhitin kurucusu Tusi. bu muhit enteresan. İlgileri matematik ve münhasıran astronomi. Yani geometri ve astronomiye ilgileri var. Ama bu geometri ve astronomi ilgilerini felsefi tartışmaların bir parçası haline getirebiliyorlar. Fakat bizim konuştuğumuz alanlarda yani meteoroloji, botanik, zooloji ne varsa yani fizik kapsamında, mücessem astronomi bunlarla ilgili verilerin, araştırmaların yapılıp da verilerin bu tartışmaların parçası haline getirileceği bir muhit kuruldu mu bu soruyu sormamız lazım. Böyle bir şey var mı? Bu muhiti niye soruyoruz? Şundan dolayı soruyoruz. Biz medreseler falan diyoruz ama medreselerin müfredatı sınırlı. Yani, tabii tabii. Tab medreseler, evet. medreseler üniversiteyle karıştırmamak evet. lazım yani. Hukuk eğitimiyle Evet, doğrusu itiraf etmek evet. lazım. Yani, yani medresenin merkezinde yani Fıkıh hukuk var. var. Medresenin ileri aşamasında ilgiye bağlı olarak yüksek metafizik var. Evet. Nadir ihtisas medreseleri var hocam. hadis medreseleri olduğu gibi mesela muhakemat medreseleri var. Ama bunlar nadir, çok yaygın değil. Ne bileyim astronom medreseleri var. Bu da nadir. Ama bütün bu bilimlerin bilimlerde iştigal eden insanların bir araya geleceği muhit mesela şöyle zamanlarda beklenir. Bütün zamanlarda olması gerekmiyor. ve İstanbul'un en gürbüz olduğu dönemde beklenir bu. Ne bileyim yani Bağda da bu matematik bilimlerde. Burada mesela Konya'da ne vardı? İstanbul'da ne vardı? Musul'da ne vardı? Bunlar müstakil konuştuğumuz ve de araştırdığımız zaman zannediyorum daha net cevaplara ulaşabiliriz. Eyvallah. Buradan netice olarak şu çerçeve çıktı esasen. Felsefenin Razi, daha doğrusu Razi İbn Sina sonrasındaki gelişimi e, bizatihi İbn e, efendim felsefenin kendi iç e, ne diyelim dinamiğiyle alakalı bir seyir izledi. E, efendim e, izliyor ve ilgileri, alakaları yine diyalektik bir biçimde teorik seviyede ortaya çıkan tartışmalar e, belirliyor diyelim. Burada da İbn Sinacılığın öne çıkan bir eğilimi olarak zihinselciliği e, müşahede ediyoruz gerçekçi bir tutum İbn Sina'nın yerine Ekberi gelenek tarafından sert bir şekilde inşa ediliyor. Fakat bu da elbette bir eee İbn Sina'da gördüğümüz tarzıyla teorik fizik yapmaya e, elimiz. Kelam verişme. geleneğinde de var e, bu gerçekçi tutumlar ama. Tabii Kelamcılar Bunlar da gerçekçi. Bu tartışmalar önemli ölçüde teorikleşmiş hocam. Yani evet. belki daha iyi bir özetleme olabilir öyle. Yani bu fizik bahisleri de dahil olmak üzere bunlar saf teorik tartışmalara dönüşmüş yani. Evet. Ee, İbn-i Sina'cılığın e, bu programın esasında ana sorusu i̇bn Sina sonrasında felsefenin e, gelişimini hangi sahiplerle okuyabileceğimizdi. E, vardığımız netice e, daha da tartışmaya kuşkusuz bunu devam ederiz. E, bu felsefi düşüncenin kendi iç e, sürekliliğiyle, dinamiğiyle alakalı bir seyir izlediği yönündeydi. Bu hafta i̇bn Sina sonrası felsefe geleneğini konuştuk. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.